Herkese merhaba. Influencer sohbetine hoş geldiniz. Ben Yaprak. Bu haftaki konuğum Sıla. Hoş geldin Sıla. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen? Teşekkür ederim. Programıma konuk olmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Şimdi ben seni tanıyorum ama izleyicilerimizle biraz tanısın istiyorum. Bu yüzden biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Bursa'da yaşıyorum. Kurumsal bir firmada çalışıyorum. Ayrıca Instagram'la ilgileniyorum. Bu aralar bütün ilgim orada. Biliyorsun herkes zaten. Ve ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani biraz öne çıkmaya çalışıyorum. Eğleniyorum, severek yapıyorum. Bu şekilde. Peki hesap içeriğin yani daha çok mekan çekimleri üzerine ve lezzet peşinde mi? Yoksa genel olarak lifestyle bir tarzın var mı? Yani genel olarak yani eğlendiğim anları, eğlendiğim akşamları çekiyorum. Güzel masalarda olduğumuz anları çekiyorum arkadaşlarımla, sevdiklerimle. Yani genel olarak yani tamamını çekmiyorum hayatımın. Ara ara güzel anları o şekilde paylaşıyorum. Yani aslında şöyle diyelim o zaman. Senin normalde zaten hani eğlenceli ortamların, güzel Evet. lezzet mekanlarına gidip Aynen. geçirdiğin güzel vakitlerin var. Evet. Buradan yola çıkarak bir sayfa oluşturdum. Evet, Çekmeyi, o kesinlikle. zaman kamerayla fotoğraf çekmekle bunlarla aran iyi. Tabii tabii zaten grafik fotoğrafçılık okudum. Yani fotoğrafçılığa ayrı bir ilgim, alakam var. O yüzden çok seviyorum güzel fotoğrafları, anı biriktirmeyi özellikle. Daha sonradan bakıp tekrar hatırlamak çok hoşuma gidiyor. Mesela hepimizin bir çıkış noktası, bir başlama hikayesi var. Senin başlama hikayen nasıl Instagram'a? Yani şöyle söyleyeyim. Zaten kendi sosyal medyamda da çok aktiftim. Kendi hesabımda. Güzel eğlenceli şeyleri, güzel fotoğrafları, yediğimiz, içtiğimiz, anı kalacak her şeyi çok fazla çekerdim. Arkadaşlarımla güzel fotoğraf çektiğimi düşünerek işte böyle bir sayfa açabilirsin, zaten çok eğleniyorsun, tam sana göre diye destek oldular ve öyle bir başlangıç yaşadık yani. Devam da ediyor. Mesela senin sayfanı ve içeriklerini incelediğim zaman senin genelde kamera önünde çok fazla olmaktan hoşlanmadığını fark Evet. ettim. Sen mesela daha çok kamera arkasını Aynen. seviyorsun, değil mi? Evet. Ben de aynı şekilde daha çok kamera önünü seviyorum. Yani şu kamera arkası hiç bana göre değil. Yani video yapayım, foto yapayım hiç benlik şeyler değil bunlar. Hatta başlarken öncelikle altyazı olarak yazıyordum. Yani insanlar izlediğinde sadece okuyordu. Daha sonra arkadaşlarım o kadar yani beni manipüle ettiler ki, o kadar baskı kurdular ki şu sesini de kullan. Biz okumak Tabii. istemiyoruz. Diyorum Hiç atara ata. Aynen yani. Beğenmiyorsan takip etmek Aynen yani ayrı takip işi. etmeyebilirsin. Yani hayır gerçekten diksiyonun da güzel. Sen Teşekkür zaten çok ederim. güzel bir kızsın. Ya. Hani kamera önünde daha fazla hani konuşmalı seslendirmeli. Gerçekten ilerleyen zamanlarda bunları da yapacağını düşünüyorum. Sen Çünkü sevdin mi peki neyi? seslendirme yaptığım halimi? Ben çok Aa, beğeniyorum. tamam. Diksiyonun güzel, sesin akıcı, ipeksi bir ses var bence harika. Sıla'yı daha çok seslendirmeyi ve Aynen. konuşmaları videolarda görmek istiyoruz. Anlaştık. Peki, şimdi sana bir soru. Yakın arkadaş takip listem var mı? Yeşil yanan. Hiç yok. Gerçekten hiç yok. Her Yok. şeyim ortada. Peki, yakın arkadaşları olarak seni ekleyen insanlar var ya yeşil yanan. Evet. Onların yakın arkadaşı mısın gerçekten? Yani değilim. Açıkçası değilim yani. Neden Ya alıyorsunuz bilmiyorum. arkadaşlar niye ekliyorsunuz devamlı olarak bizi Beni yakın yakın arkadaşlar? görüyorlar demek Ne ki. zaman yakınlaştık bu kadar ya? Şimdi bu sosyal medyada lezzet peşinde koşuyorsun demiştik. Peki sana şey sormak istiyorum. Hani böyle viral oluyor bazen bir şey ama çok da gereksiz olabiliyor o şey. Yani saçma abartılabiliyor. Böyle bir şey var mı mesela senin gözüne çarpan? Var. İki şey var. Söyleyeyim ilki. Yani tel kadayıfı neden bu kadar abarttınız bilmiyorum. Sen aynı şeyi düşünüyor musun? Dubai. Ya Dubai arkadaşlar Dubai'de Dubai çikolatası meşhur değil yani. Dubai'nin haberi yok, yok. Bir de yani hani ne bileyim o kadar bir sana... ya bir de ben korktum. En iyisini yiyememekten korktum. Her yerde Dubai çikolatası yedim ve artık yeter yani. Geldi. Ya şey değil hani gerçekten öyle abartılacak bir lezzet bence değil. Aynen. Tamamen ben bunu rant olarak görüyorum Bence de hani. yani bir satış, reklam yani. Dubai'de Dubai çikolatası bu kadar meşhur değilken Türkiye'de Dubai çikolatasının bu kadar meşhur olmasının sebebini yorumlara yazın. Fikriniz varsa biz Sıla'yla değerlendireceğiz bunu. Aynen. Ben en son evde yapıp kapatacağım. Doya doya yiyeceğim. Şimdi gerçek bir gurme olduğunu düşünüyor musun? Yani %60 düşünüyorum tabii ki. Yani özel sevdiğim şeyler var. Nerede iyi yapılıyor. Bunu biraz keşfetmiş biriyim artık. Yani
benim fikirlerimi önemser insanlar. Peki mesela böyle herhangi bir hiç denemediğim bir resepti diyelim ben sana getirdim. Onu yediğin zaman içindeki baharatları mesela işte bunda bu baharat var ama şu biraz daha yoğun gibi söyleyebiliyor musun Yani böyle? aktif kullandığım şeylerin tadını tabii ki alabilirim ama bazı özel reçeteler var yani onları tabii ki bilemeyebilirim ama işte %60 tahmin edebilirim. Peki gerçek bir gurmeyi ve çok ünlü bir insanı diyelim ki akşam yemeğinde Aha. evinde ya da yani evindedir bu ağırlayacaksın. Mesela beni. Olur, buyurun. Nasıl bir sofra hazırlarsın? Bu seni gerer mi? Ya da hani nasıl bir şeyler, nasıl bir sunum yaparsın? Anladım. Yani çok özel birini davet ediyorsam dışarıda ağırlarım. Ben de, vallahi ben de. Ben de en lüks restoranda Aynen. yani Aynen. O kadar konaklama geziyoruz dahil. canım. Yani siz de gelin. Ondan sonra nasıl bir şey yaparım diye düşüneyim. Eğer ünlü birini ağırlayacaksam yani tabii ki Türk yemeklerinden tercih ederim. Hatta belki saray mutfağı bile olabilir. Belki ünlü şeflerin imza yemeklerine bile bakabilirim. Yani ben o kadar detaycı biriyim. Güzel bir yemek çıkar ortaya. Yani mutfağa da giriyorsun. Çünkü ben senin hani hiç böyle mutfakta pişirdiğin bir şey, o tür bir videonu görmedim. Ya o tür videoları çok sevmiyorum. Yani o benim ayrı mutfağım, evim, her şeyim ayrı. Şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Benim de bu muzdarip olduğum bir konu. Biz mesela influencerlarla birlikteyken işte telefonu eline alıp bir edit yaptığında ya da bir resim paylaştığında ya da bir hani devamlı bir çekim yaptığında bunun bir gideri oluyor. Çünkü birbirimizin dilini konuşuyoruz. Evet. Ama şöyle bir şey var. Normalde mesela sen bir kurumsal bir yerde çalışıyorsun. Arkadaş çevren var. Onlarla gittiğinde de mesela ya Sıla bırak şu telefonu Allah aşkına bizle bir konuş ya diyorlar mı? Yani diyorlar ama tabii ki ben o dengeyi kurmaya çalışıyorum. Bir yerdeysek, bir sipariş verdiysek, masa çok güzelse öncelikle bir onu çekiyorum. Ondan sonra diyorum ki bana bir müsaade edin bunu paylaşayım. Ondan sonra sizinleyim. Öyle de oluyor zaten yani çok kısa bir süre yemeklerimiz soğumayacak kadar bir hemen onu hallediyorum. Ondan sonra ara ara telefonlara bakıyorum. Bezdirmiyorsun. Bazen Karşılık. beziyorlar yani şimdi duruma göre, masaya göre, ortama göre ne çıkar yani sonuçta ben her şeyi içerik olarak bakıyorum. Bir sayfam var. Cümlen nedir? Mesela sen o cümleyi duyduğunda seni motton gibi, seni iyi hissettiren şey nedir? Yani öyle çok uzun bir cümle değil ama zor anlarda, zor bir şey yapacaksan, bir şeye başlarken halledersin, yaparsın, sana güveniyorum. Yani önce kendime güvenmem, inanmam önemli. İnandırıcı cümleler kuruyorum kendime, öyle motive oluyorum. Hadi kızım bu iş sende. Aynen, yaparsın kızım falan. Yaparsın tövbe. Peki o zaman biraz da hani böyle özel hayatın hakkında soracağım. Konuşalım. Evlisin. Zaten eşini Evliyim. de tanıyorum. Recep buradan selamlar Aşkım. Recep'e. Recep de gerçekten benim hani çok beğendiğim, sevdiğim bir kardeşim o da. Hani da ikiniz de çift olarak da vakit geçirme şansı Evet. olmuş biri olarak söylüyorum. Peki hani böyle eş olarak da birbirinize çok yakışıyorsunuz Çok aslında. teşekkür ederiz aşkım. Peki böyle bir böyle Şımardı. kıskançlıklığı var mı Recep'te? Yani hani ya da bu senin devamlı olarak gündemde olman, göz önünde olman bunlardan rahatsız oluyor mu sanmıyorum ama yine de sorayım. Yani doğru tahmin. Ben de hiç sanmıyorum kıskandığını. Hatta şöyle diyebilirim yani bu sayfaya başlarken biraz anlattığımda sen yaparsın dedi yani o da bana inandı ve ben de öyle başladım. Tabii bu sayfa için bir yerlerde vakit geçirirken vesaire her durumda zaten yanımda. Birlikte çok şey paylaşıyoruz. Bence her zaman arkamda. Çok güzel. Gerçekten eş böyle olmalı. Aynen. Peki sen kıskanç bir insan mısın? Sanki böyle bir kıskanç vibe varsa. Var mı? Yani o gün kıskanmak, sinir olmak gibi bir şey geçiyorsa içimden onu o gün ona yaşatıyorum. Burcun nesi lan? Balık. Eşinin burcu O da ne? balık. Ama biz hiç o balık yani burcuna inanmıyoruz. Öyle biri değiliz biz. Çok duygusal veya çok ağlayan, zırlayan, çok hayal kuran öyle biri değiliz. Peki eşin de mesela böyle gittiğiniz yerlerde sen mi yaparsın o da sana arada sürprizler yapar mı? Ya bana hiç sürpriz yapılamıyor. Yani hem eşim hem arkadaşlarım bilmiyorum. Çok detaycıyım, çok kurcalıyorum. Bir de çok kolay anlayabiliyorum. O yüzden hiç sürpriz yapılamıyor. Keşke biraz yapılabilse. Şimdi Instagram'dan ya da işte sosyal medyadan bu tür yerlerden alışveriş yapar mısın? Yaparım tabii ki herkes gibi. Mesela böyle başına gelen bir talihsiz bir olay var mı bu alışverişlerde? O kadar çok var ki. Sana ne anlatacağım? Benim bir dolandırılma hikayem var. Yani aslında bu kadar çok bilmiyorken sosyal medyayı. Baya nitelikli bir şey oldu.
Bir panduf sipariş ettik ofisteki arkadaşlarımızla. Onlara dedim ki işte kızlar uygun, bunu alalım edelim falan filan. Onlar da hemen tabii aldık. Gördüğümüz şey yerine bize bambaşka, çok ucuz, yani o parayı hak etmeyen bir şey gönderildi. Sonra ulaşmaya çalıştık vesaire, ulaşamadık. Ben de gittim onları siber suçlara şikayet ettim. Ne oldu sonra? Sonra işte gittim mahkemeye. Biraz ilgileniyorlar, ediyorlar ama paranın ödemesini alacağız. Alacağım. Alacaksınız. Güveniyorum. Yani mesela bu tür alışverişlerde yorumlara bakarak mı alırsın? Yani bazen artık yorumlara da çok fazla güvenilmiyor yani. O yüzden... Evet, maalesef öyle. Gerçekten hani aldığın şeyle gelen şey arada çok farklı Aynen. olabiliyor. Maalesef gerçekten özellikle Instagram'da, hani diğer alışveriş uygulamaların, aplikasyonların ayrı tutuyor ama özellikle Instagram'da maalesef ben hiç Evet, güvenemiyorum ya. kesinlikle. Ben de öyle. Güvenemiyorum yani. İadesi de problem. Biri aldıysa eğer onu güvenerek alıyorum ya da sizin önerdikleriniz. Mesela siz çok fazla ürün Ama biz öneriyorsunuz link diğer veriyoruz. arkadaşlar da. Evet, mesela onlara kesinlikle sonsuz güvenerek alabiliyorum. Mesela sen sosyal medyada hani böyle kendi beğenerek takip ettiğin sayfalar ne tarz sayfaları takip edersin? Yani tabii ki benim gibi öneren arkadaşları da takip ediyorum ama onun yanı sıra çok fazla etkinliklere vesaire şeylere gidiyoruz. İşte bilet sayfalarını çok takip ediyorum. Bursa'da ne var? İşte yakın illerde hangi etkinlikler var? Bunları takip ediyorum. Ayda bir iki etkinliğe de zaten eşimle de arkadaşlarımla da gitmeye çalışıyoruz. Genelde o tarz sayfalar. Yani onları takip ediyorum. Peki Bursa influencerların genel psikolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangileri izliyor onu? Biz bize. Aynen, kim izleyecek lan? Yani şeyi çok sevmiyorum, işte hemen alın, hemen yapın falan diyenler bana çok samimi gelmiyor. Kendim de öyle bir şeyden hiç hoşlanmıyorum. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir influencer yalanı söyle. İlk aklına gelen. Hani biz duyduğun zaman ya bu kesin yalan. Ben denedim falan. Ben denedim, hep kullanıyorum. Hep evimizde var. Yani inanmıyorum. Bence pek inandırıcı değil. Herhangi bir fobin var mı? Yani fobim yok sanıyordum ama son zamanlarda yükseklikten korkmaya başladım. Herhalde bilmiyorum, ölüm korkusu mu artık ne? Balona bindik Kapadokya'da. O zaman anladım ki aslında korkmuyormuşum yani. Psikolojik olarak etkiliyormuşum kendimi. Ve balona bindik, gayet keyifliydi. Sırf inatı olsun diye yaptığın garip bir şey var mı? Yani genelde eşim ne derse tersini yaparım. Kızım niye öyle oluyor ya? Bilmiyorum ya. Keyifli, eğlendiriyor beni. Ya onu Kızdırmaktan. sinir etmek yani, onu bir kızdırmak Evet, eğlendiriyor benim de öyle. Mesela şimdi çocuklarım arasında benim oğlan devamlı olarak kızı kızdırıyor. Oğlum niye böyle yapıyorsun diyorum. Diyor ki çok eğlenceli ama. Ay, ama insan sevdiğiyle Evet, sevmekten. Arkadaşlar bütün çile bu uğraşır. kadınlardan erkeklere sevgiden geliyor. Aynen. Bunu unutmayın. Kesinlikle. Sıla, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Enerjin çok Ya güzel. senin de öyle. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, siz de Sıla'ya bazı sorular sormak isterseniz bu programın altındaki yorumlara mutlaka sorularınızı yazın. Part 2'de Sıla'ya beraber soralım. Aynen, ben de keyifle cevaplarım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.